Şekildeki sürtünmesiz düzenekte x cisminin kütlesi m, a makarasının kütlesi 3m, b makarasının kütlesi 2m'dir. Kabli iplerinde gelme kuvvetlerinin büyükleri oranı T k, v, T ile nedir diye söylemiş. Arkadaşlar m x cisminin kütlesi var. 3m de burada a makarası var. Toplam aşağı doğru kuvvetimiz 4m. O zaman 2m 2m paylaşacak bunlar. Aşağı kuvvetler, yukarı kuvvetler işte olacak çünkü. 2m burada var. 2m de bu makaranın ağırlığı var. 4m yaptı. Tekrardan 2m 2m paylaşacak. O zaman L'deki gelmemiz de 2m olmuş oldu. Bize k kuvvetlerinin oranı sormuş. Bakın k da 2m, L de 2m. Oran o zaman 1 yapar. Yani denizde olurmuş. deriz. Evet ne demiş arkadaşlar? Özdeş KD dişlerimiz var. 2 3 çaplı NP merkezlerinden çakışıkmış. Şekilde verilmiş diyor ki yani A cismi serbest bırakılırsa kaleme dişlerinden hangileri X oku yönünde dönmeye başlar demiş. Güzel soru. Bir tık da zor bir soru arkadaşlar. Buraya bir dikkat edelim. Şimdi bu A cisminin ardından da şunlardaki zincirlerde bir gerilme kuvveti oluşacak. Onlar isterseniz T'ye kadar oluşur diyelim. Şöyle TT alalım. Şimdi iki dişli birbirine baktığında şöyle bir durum var. Bakın şuradaki T biz bu dişliği böyle döndürmeye çalışır. Bu da dıştakini böyle döndürmeye çalışır. Öyle değil mi? Şimdi bakacak olursak bakın K dişlisi de L'yi diğer tarafa doğru döndürmeye çalışır. Fakat buradaki T zinciri ise onu bu tarafa döndürmeye çalışıyor. Şimdi hangisi diğerine daha çok kuvvet uyguluyor da onun istediği yönde dönüyor. Buna bakmak lazım. Ona nasıl bakacağız dersek. Arkadaşlar yöntem şu. Şu iki dişlerin birbirine temas ettiği noktada tamam mı? Hangisi diğerine daha çok kuvvet uyguluyorsa onun istediği yönde dönecek. Onu da tabii kendi merkezlerine göre tork alarak bulacağız. Bakın şuraya göre tork alacak olursak işte T çarpı 2 R'imiz var. Oraya olan uzaklığımız eşittir. FK diyelim. Bu aslında K'nın L uyguladığı kuvvet olmuş oluyor. FK çarpı işte K dişlisinin yarıçapını alacağız. Onu vermemiş ama K dişlerin yarıçapları yarı eşit birbirine. O anlamda mesela büyük R diyelim ona. Dolayısıyla FK'nın değeri buradan ne oldu? 2 tane TR bölü büyük R olmuş oldu. Şimdi aynı şey değil ki bakalım L'nin merkezine göre tork alın bakalım L, L dişlisi karşısına bundan daha fazla daha mı fazla ya da eşit kuvvet mi uyguluyor? Zaten eşit kuvvet uyguluyorsa sistem dönmez diyeceğiz. O ayrı bir şey olmuş olacak da. Şimdi bakalım bu mantıkla. bu durumdayken ne diyeceğiz? T çarpı merkezi olan uzaklık bunun 3 eşittir. Dıştaki için ise diğer diğerine uyguladığı kuvveti ne diyelim? Fl diyelim. Fl çarpı onun yarı çapına büyükle demiştik. K L, L aynı olacaktı. Burada o zaman Fl yalnız bırakacak olursak T çarpı 3 küçük R bölü büyük R yapmış olacak. Bakın Fl'miz dikkat ederseniz Fk'dan daha büyük olacakmış. Yani L L, K'ya K'nın L uyguladığından daha fazla kuvvet uyguladığı için L'nin istediği yönde dönecekmiş deriz bu anlamda. Peki L hangi yönde dönmek istiyor dersek bak bu tarafa doğru dönmek istiyor. O zaman dıştaki bu tarafa döner. Bu ise K'yı bu tarafa döndürür. O da neyi bu tarafa doğru döndürmüş olur. Değil mi arkadaşlar? Bak buradan yukarı doğru ip çekilmiş olacak. Buradan zincir aşağı doğru bırakılacağı için M de bu tarafa doğru dönmüş oldu. Bize ne sormuştu? Hangileri kalem içinde i̇şte hangileri x oku yönünde dönmeye başlar diye söylemişti. Kale başlarsak evet k'mız x oku yönünde ama l'miz ters yönde. m'ye bakarsak m de x oku yönünde olduğu için cevabımız k ve m yani eden olurmuş deriz. Kütlesi önemsen benim eşit bölüne bir çuva kalem ve cisimleri şeklindeki gibi asılında yatay denge sağlanıyor. Kalemlerin yerleri değiştirildiğinde l'nin ve m'nin altına l'ye özdeş toplam kaç tane cisim daha asılırsa yatay denge sağlanır demiş. Bakalım mevcut durumu önce bir bakalım. Bakın şu noktaya göre tork düşünürsek sağdaki L cismine P kadar diyelim isterseniz görmesi kolay olsun. P çarpı 2'miz var. Soldan K çarpı 1 var. O zaman bunun değeri 2P olmalı. Değil mi? 2P çarpı 1 sağdan P çarpı 2 eşit olsun. Aşağı doğru çubuğu çeken toplamda 2P, P de burada 3P ağırlı olduğuna göre bu ip gelmesi 3P olacakmış. Yani M cismimiz 3P demektir. Mevcut sistemde kütleler arası ilişki bu. 1, 2, 3 oranı varmış deriz. Şimdi diyor ki ne? Yani Kalelerin yerleri değiştirelim de diyor. Hadi bunların yerini değiştirelim. Bunların yerini değiştirdiğimizde yeni durumda şurayı silelim. Tabii K'ya 2P diyeceğiz. K'mız yan tarafa sağ tarafa gelecek. Şunu silelim. Buraya L yazalım. Değil mi? Çünkü K'mız 2 p O zaman bunun yerine 2P yazalım. Bunun yerine de P yazalım. K'mız sağ taraf. Buradaki de L olmuş oldu yeni durumda. Şimdi tabii 2 p P'yi dengelemeyecek. Neden dengelemeyecek? Çünkü torkların eşit işte olması gerekiyor. Değil mi? Bunların altına kime? L'ye özdeş demiş. L'ye özdeş olan toplardan kaç tane asılması gerekiyor? L'nin ağırlığı P kadardı. Şimdi bir defa denge sağlanması için bakın sağ tarafta 2P çarpı 2'miz var. İpe göre tork yazarsak. Sol tarafta uzaklığımız 1 için bunların ağırlığı toplamda 4P olsun ki dengede kalsın. Yani altına 3 tane daha P asmamız gerekirmiş. Yani L'den 3 tane daha asacakmışız. Buraya 3 tane asınca toplam ağırlık 4 oldu. Yan tarafta da kanalda 2P toplamı 6 olmuş oldu. O zaman yeni durumda da bu ip gelmesi 6P olacağına göre burada da 6P yükü olması lazım. O zaman bunun altına da 3 tane L cismi asarsak 6P olmuş olur. Nasıl 3 tane buraya astık 3 tane de buraya açtık toplamda 6 tane asmak gerekiyormuş. Yani cevabımız deniz olacakmış. M menteşesine bağlı ucu çevresinde serbestçe dönebilen düzgün ve türdeş K kalası diğer ucuna bağlı bir iple asılan L cismiyle şekildeki bir dengedir demiş. Kalasın ağırlığı P olduğuna göre L cisminin ağırlığı nedir diye soruyor. Şöyle kalasın ağırlığını bir yazalım isterseniz P'ye kadarmış. Bu L'ye kadarsa aynı ipte gelme eşit olacağı için burası da L'ye kadar yaptı. Şu kısmı atabiliriz. Bakın bunun iki tane bileşeni var. Yukarı ve sağa doğru ama sağa doğru bileşen uzantısı dönme noktasından geçeceği için birazdan O'ya göre tork alıp çökü bulacağız. Mesela bunu almaya gerek yok. Direkt düşey bileşeni alalım. Burası da açının karşı olduğu için sinüs 30'da çarpacağız. Sinüs 30'umuz da 1 bölü 2. O yüzden burası L bölü 2 yapacakmış. Hadi gelin şuradaki noktaya göre M noktasına göre tork yazalım. Alttan P çarpı. Tabi burası kalasın ortası olacağı için bir birim diyelim isterseniz. P çarpı bir yukarıdan ise L bölü 2 çarpı 2'miz varmış. Şu ikiler gitti yani L'nin değeri 1P yaparmış deriz. Yani cevabımız Ceyhan olacakmış. Şekildeki levha farklı metallerden yapılmış dörtgenler biçimli ince düzgün türdeş ne parçaları oluşturmuştur. Buna göre kütle merkezi O noktası demiş bu levhanın. Bunlar ilişki hangisinde kesinlikle doğrudur diye soruyor. Bakalım arkadaşlar. Şimdi bunların türdeş oldukları için kütle merkezini tam ortalarında alalım isterseniz. Öncelikle şuralarda kütle merkezleri olsun. Şimdi M ile N'nin kütle merkezi ikisini birleştiren doğru üzerinde ama ağırlıklar arası ilişkiyi bilmediğimiz için nerede oldu tam olarak bilmiyoruz. Fakat O'nun hizasına dikkat buraya. Şimdi o zaman K ile L'nin kütle merkezi kesinlikle şu noktada bir yerde olsun ki çünkü O'nun hizasında O noktasında olabilmesi için kütle merkezi mecburen ile de şu hizada olsun. M ile N'nin kütle merkezi aynı hizada olsun O noktasında olabilmesi için. O zaman K ile L'nin kütle merkezi tam birleşim noktasındaysa ama K'nın buraya olan uzaklığı A bölü 2 kadar fakat L'nin buraya olan uzaklığı A kadar. O zaman K'nın L'ye göre 2 kat büyüklük olması lazım. Yani K daha büyük olacakmış L'den deriz. Bir kesin doğru. 2 M N'ye eşit mi diye soruyor. Yani kütle merkezi tam ortada olsun mu diyor. Olabilir ama M daha büyük ya da N daha büyük de olabilir. Orada bir kesinlik. Yok olabilir deseydi alırdık. Üçte k ile l'nin toplamı m n'nin toplamına eşit olur mu diyor. Şimdi k L, L toplamı burada uzaklığı da buraya olan uzaklığı 3a bölü 2 kadar onu biliyoruz. Şimdi m ile n'nin ama kütle maksinin yerini bilmiyoruz. Mesela şurada bir yerde mi? Şurada mı? Onu bilmiyoruz. Hatta bakın tam n'nin üzerinde olamayacak ama orada olsa dahi bakın uzaklık 3 bölü 2 olacak. Bu durumdayken toplamlar eşit işte olur. Ama oraya göre daha yakında olacağı için o zaman m n'nin toplamı daha büyük olması gerekiyor k l'nin toplamından. Çünkü bu mesafe 3 bölü 2 olduğu için burası 3 bölü 2'den mecburen daha az olacak. N'nin kütle merkezinin olduğu yerde olacak hali yok. Bir miktar daha sol tarafa kaydıracak M'nin kütle merkezini. O yüzden de 3A bölü 2'den küçük olacağı için bu mesafemiz M artı N'miz daha büyük olmak zorunda. Onu kesin eledik. O yüzden de cevabımız yalnız birden adan olurmuş deriz. P cismi ağırlığı önemsiz ipler oluşturan şekilde sistem dengedir. T2 kuvvetine sahip olan ip L çekilerek boyu kısaltılmakta ve M noktasına bağlanmaktadır. Bu işlem sırasında O noktasının yeri değişmemektedir. Buna göre yeni denge durumunda T1 t girmeleri için aşağıdan hangisi doğrudur demiş. Bakın. Arkadaşlar 3 kuvvet dengede ise herhangi ikisinin bileşkesi 3. eşit ve zıt yönde. Burada hareket eden sadece T2 ip girmesi. T1 ile P'miz olduğu yerde duruyor. Bakın T1 ile P'nin bileşkesi t zıt yönünde şöyleydi önceden. Böyle bir bileşkeleri vardı diyebiliriz önceden. Birazdan ama T2'yi buraya koyduğumuzda buraya getirdiğimizde T1 ile P'nin bileşkesi bunun zıt yöne yani bu tarafa doğru kaydı. Bakın iki vektörün bileşkesi büyük vektöre daha yakındır. Ya da bir tarafa doğru hareket ettiyse ya o büyümüştür ya da diğeri küçülmüştür. Yani T1 ile P'nin bileşkesi ne oldu da T1'e doğru hareket etti? Ya T1 büyüdü ya da P küçüldü. Çünkü iki vektörün bileşkesi büyük vektöre daha yakın olmuş oluyor. E P değişmediği için buradaki bakın ağırlık değişmedi, kuvvet değişmedi. O zaman demek ki T1'imiz arttı. O zaman T1'imiz artar deriz. T1'imiz arttıysa T1 ile P'nin bileşkesi t 2 eşit işte olduğu için mecburen T2'miz de ne yapar? artar. O anlamda x de artarmış deriz cevabımız adan olurmuş. Özdeş kale dişleriyle oluşturulan şekildeki sistemde K dişisi ok yönde en tur döndürülmekte. Kale L dişisi şeklinde bir dişleri aracılığıyla bağlanıp K dişisi ok yönde en tur döndürülüyor. Yani araya X de Y eklenmiş aslında. Yeni durumda diyor X'lerin diş sayıları K'nınkinden fazla olduğuna göre L dişisinin şeklinde hareket için açılan hangisi doğrudur demiş. Bakalım arkadaşlar bakın K bu tarafa doğru döndürdüğümüzde L onu ne yapacak? Ters yönde dönecek. Birbirini ters yönde döndürmeye çalışacak dişlerimiz. Burada bakacak olursak araya x de y e eklenince bakın bu bu tarafa dönmeye başladığında x'imiz kafamızda 3 boyutlu canlandıralım arkadaşlar. Öyle mantıklı olacak. O zaman böyle dönerse x'imiz de bize doğru dönmeye başlayacak. Yani şöyle dönecekmiş deriz. Bakın bu böyle bize doğru dönerse o zaman y'imiz de bu tarafa doğru döndürür. Y bu tarafa döndürürse yeşil olan l'imiz de bu tarafa doğru dönermiş deriz. Dikkat ederseniz önceki ile sonraki birbirine zıt yönde dönmüş oldu. Değil mi? Bununla bu zıt yönde dönüyorlar. O zaman zıt yön diyeceğiz. Tur sayısına gelince Arkadaşlar X, Y'ye arada sadece geçiş sağlıyorlar. Yani onların yarı çapının büyümesi ya da küçük olması, onların aradan çıkarılması tur sayısını etkilemeyecek. Yani şöyle anlatmaya çalışayım isterseniz. Ona örnek vereyim. Şimdi şurada bir tane küçük olsun. Bir tane daha büyük buna ekleyelim. Şöyle tabi temas ettiremedik. Çok yakın yapamadık. Şöyle yapalım. Bir tane de şöyle arada 2R yarı bir şey olmuş olsun. Bir tık daha büyük ona göre. Şöyle yapalım bakın. Şuna R diyeyim ben. Buna 2, 4R diyeyim hatta. Buna da 2R diyeyim. Şimdi bu 2 tur dönse ya da 4 tur dönse bu o zaman diğer ne yapacak? 1 tur dönecek. Bu kaç tur dönecek? 1 x 4 4 o zaman bu 2 tur dönecek. Şimdi aradan bunu çıkardığımızda ya da bunun yarıçapını değiştirdiğimizde mesela 8R yapalım ne olur? Ya bunu 4 tur döndürdüğümüzde yarıçap 2 katına 2 kat daha arttı. için o zaman bu ne yapacak? Yere düşecek. 1/2 dönecek. Ama 8 çarpı 1/2 çarpımı 4 yapıyor. Bunun da çarpımının 4 olması için bu da 2 tur atmalı. Bakın aradaki yarıçapı değiştirmemiz bunun tur sayısı ne yapmadı? Etkilemedi. O yüzden diyoruz ki yani aradakiler sadece geçiş sağlar. Tabii iç içe vardır, o buna bağlıdır, o ayrı bir şey. Onu kastetmiyoruz. Yani dişler birbirine dıştan bağlıysa o zaman aradakiler sadece geçiş sağlar, tur sayısını etkilemezler. Yönü etkilerler ama burada olduğu gibi etkiledi. O yüzden ne diyeceğiz? Dönme sayısı ilk durumda eşit olacak fakat dönme yönü zıt olacak. Bu da Bursa'da var arkadaşlar. Cevabımız Bursa olurmuş deriz. Çekirdek eşit kalınlıkta ince türdeş ve özdeş KLMNP ve SL olan ortak kütle merkezinin koordinatları nedir diye söylemiş. Arkadaşlar bakalım şöyle ikişerli alalım isterseniz. Bu ikisinin kütle merkezine burada diyelim. iki tane olsun. Bu ikisine burada diyelim. Bu ikisine burada diyelim. Şimdi normalde mantığımız şu. Eğer ikişerli ikişerli alıp kütle bulabiliyorsak bu kolay hali olmuş olur. Eğer böyle bulamıyorsak formüle giriyoruz. X kütle merkezi, Y kütle merkez, ayrı ayrı koordinatlarını buluyoruz. Önce bakalım bileşkeleri güzel alınıyor mu? Mesela şurada desek yine şu ikili şu iki birbirine eşit tam birleştirsek orta noktadan alsak. Bakın şuranın ortası nokta yapmış oluyor. O zaman burada 4 var deriz bunları kaldırır atarız. Bakın bu 4 dedi de 2'yi birleştirsek evet güzel alınıyormuş. O zaman uzun uzun formülden yapmaya gerek yok. Şu mesafe birbirinin burası yarım. Yani 4 çarpı yarım var oradan 2 çarpı. 1 var. Dolayısıyla bileşke noktası burası yapıyormuş. O zaman kütle merkezi diğerini bulmuş olduk. X koordinatına bakarsak oran 3 oldu. Y koordinatı o da 3 olmuş oldu. Demek ki cevabımız 3, e 3'ten Ceyhan olurmuş deriz. Düzgün türdeş aynı maddeden yapılmış 6 tel şeklindeki bir birbirine eklenmiştir. Bu tellerin ortak kütle merkezinin X, Y koordinatları nedir diye söylemiş. Arkadaşlar aynı maddeden yapıldığı için uzunlukta kütleleri doğru orantı olmuş olacak. Bakın 1, 2, 3, 4 bölme. İsterseniz 4'e 1 demiş olalım. Bakın şu karışık olanın ağırlık merkezi kütle merkezi şu nokta olacak. Bunlarla 4 diyelim. Burada da yine bakın 4'e 4 var. Yani 1, 1, 2 olmuş oldu. Buna da 2 diyelim. Tam şu noktada alın. Yani her bir 4, 1 mi? 1, 1 ağırlık vermiş olduk. Burada 4, 4'ten 2 tane var. İkisinin kütle merkezi bu nokta yapıyor. Burada da 2 var diyelim. Bu ikili bu ikinin kütle merkezi güzel alınır. Şu noktada 4 yapar. Bunları atalım. Bakın o 4 ile diğer 4'ü birleştirirsek şöyle aldığımızda kütle merkezi sanki şöyle güzel alınır. Değil mi? O zaman ikisinin tam orta noktasını alırsak kütle merkezi şurası yapmış olur. Kütle merkezi yerini bulmuş olduk. Bulmasaydık formülle uzun yoldan çözecektik. Bitmemek için koordinatlarına bakacaktı ama gerek yok. İkişer ikişerli alınabiliyorsa öyle almak mantıklı. O yüzden koordinatları 6'ya 3 olacakmış deriz. Bu cevabı arayacağız. Yani cevabımız denizde olacakmış. Yatay ve sürtünmesi bir düzlem üzerinde hareketi tutulan K noktasal cismini aynı düzlemde bir 2 3 kuvvetleri etki ediyor. Aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılırsa bu cisim serbest bırakıldıktan delta T süre sonra kazanacak kinetik enerji şey en büyük olur. Arkadaşlar bileşke kuvvetimiz en büyük olduğunda değil mi? En büyük hıza ulaşacak. Dolayısıyla en büyük kinetik enerjiye ulaşmış olur. O zaman biz ne yapacağız? Bileşke kuvvetinin en büyük olduğu şıkkı arayacağız. Hadi bakalım ne demiş? Yalnız bir F1 kuvvetini kaldır demiş. Biri kaldırınca kim kaldı? 2 ile 3 kaldı. Hadi 2'nin ucuna 3'e ekleyelim. Şöyle dediğimizde bileşkemiz şu olacakmış. Bileşkemiz ne yapıyor? Sağa doğru 4 var, yukarı doğru 1 var. ile 1'in bileşkesi alacak Pisagor'dan. 4'ün karesi 16, 1'in karesi 1, kök 17 yaparmış. Hadi bakalım en büyük kuvvet hangisinde oluşacaksa o zaman en büyük kinetik enerji de orada olacakmış. Sonra 2'yi kaldır diyor. O zaman 1 ile 3'ü toplayacağız. 1'in ucuna 3'ü ekleyelim. O da şöyle yapmış oldu. Bileşkemizde buradan buraya başlangıçtan bitişe vektör çiziyoruz. Bu tarafı doğru 3, yukarı doğru da 2 var. Evet 3 ile 2'nin bileşkesi Pisagor'dan. 3'ün karesi 9, 2'nin karesi 4, kök 13 yapmış oldu. Mesela devam edelim yolumuza diğerlerini hesaplayalım daha büyüğünü bulabilirsek o diyeceğiz. Sonra yalnız 3'ü kaldırmak demiş. 3'ü kaldırınca 1 ile 2 kaldı. O zaman 1 ile 2'nin bileşkesini alalım. Ne yapalım? 1'in ucuna 2 ekleyelim. 1, 2, 3 köşegen gidiyor. Yukarı doğru 1 köşegen daha şöyle ilerlettik. Bileşkemiz şöyle yapmış oldu. O da ne var arkadaşlar? Şurada yukarıdan aşağı doğru 5 birim var. 1, 2, 3, 4, 5. Sola doğru da 1 var. 1 ile 5'in bileşkesi. 25 birin karesi bir kök 26 yapmış oldu. Tabii a ve b'den büyük ama kök 26'dan daha büyüğü var mı ona bakmamız lazım. Hadi ona da bakalım. F1 ve F2 kuvvetlerini birlikte kaldırmak demiş. 1 ile 2 kaldırırsak 3 kaldı. Onun büyüklüğüne bakarsak 4 aşağı 1 sağ doğru 4 ile 1'in bileşkesi o da kök 17 yapmış olur. Bu da en büyük olmadı. 1 ile 3'ü birlikte kaldır diyor. 1 ile 3 kaldırır 2 kaldı geriye. Onun da büyüklüğüne bakarsak 3'e 3, 3 kök 2 ya da 3'ün karesi 9, 3'ün karesi 9, kök 18 yaparmış. Yani en büyük kök 26 ile Ceyhan olmuş oldu. Dolayısıyla kök 26 en büyük kuvvetse en büyük kinetik enerjiye de ulaşır deriz. Bu anlamda cevabımız C olurmuş.